Ramazan'ın memleketimize, milletimize, İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum. Malumlarınız olduğu üzere 5 Ocak 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede ittifaklar gündeme gelmişti. Ve görüşmeden sonra basına yaptığımız açıklamada bir ittifak teklifinin olduğunu, bunu partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğimizi söyledik. Görüşmeler devam etti. Görüşmeler devam etti ve hepinizin malum olduğu üzere yine 6 Şubat tarihinde çifte depremle sarsıldık. 11 ilimizde çok ciddi yıkımlar meydana geldi. Ve o depremlerden sonra bizim birinci öncelikli gündemimiz deprem oldu. Yaraları sarmaya koştuk. O dönemde ittifakla ilgili görüşmeler bir anlamda kesintiye uğradı. Daha sonra yaraların kısmen sarılmasından sonra hayat devam ediyordu ve bir seçim kararı alındı. Bu seçim kararından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine dair kararı imzalamasından sonra Yüksek Seçim Kurulu aynı gün toplandı. Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasına karar verdi ve bu karar resmi gazetede yayımlandı. 11 Mart günü hemen akabinde biz başkanlık divanındaki arkadaşlarımızla toplantı halindeydik ve Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Erdoğan'a destek vereceğimizi açıklamıştık. Parlamento seçimleriyle ilgili ise görüşmelerimizin devam ettiğini belirtmiştik. Görüşmeler devam etti, bir müddet daha devam etti ve sonuç itibariyle bizler Hüdapar olarak aslında başından beri kendi logomuzla ittifak içerisinde seçimlere katılma yönünde bir ağırlık kazanan görüşümüz vardı. Sizlerin de malumları olduğu üzere geçen sene seçim kanunlarında değişiklikler yapıldı ve bu önümüzdeki seçimlerde bu yeni kanun uygulanacak. Yeni kanunun uygulandığı seçimlerde de ittifak içerisinde yer alan partiler birbirlerinin artık oylarından istifade edemeyecekler. Her partinin oyu ayrı ayrı sayılacak. Biz o görüşmeler devam ederken birkaç kez basın karşısına çıktık ve ısrarla şunu söyledik. Dedik ki seçimlere birlikte girme, parlamento seçimlerinde de birlikte hareket etme iradesi esasen vardır. Prensipte bu konuda bir anlaşmamız vardır. Ama bunun nasıl olacağı üzerinde arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bu çalışmaları yaparken de biz Hüdapar olarak basit hesaplara girmedik. Yani bu seçimlerde ittifaka dahil olma durumunda birinci önceliğimiz Hüdapar'ın kaç vekille mecliste temsil edileceğinden ziyade ittifakın totalde toplam olarak çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı konusunda biz kafa yorduk ve o tür simülasyonlar geliştirdik. Yani maksimum fayda nasıl elde edilir? En iyi sonucu nasıl alabiliriz? Elbette ittifak içerisindeki partilerin de istifade edeceği ama toplamda ittifakın meclis çoğunluğunu nasıl sağlayacağı üzerinde durdu. Bu seçimlerde bizler için birinci öncelik hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde yine ipi önde göğüslemesi ve bir dönem daha Türkiye'yi idare etmesi. Akabinde ikinci sırada gelen önceliğimiz de şu oldu. Eğer Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp Cumhurbaşkanı olarak 5 yıl daha memleketi idare edecekse ama mecliste çoğunluk muhalefetin eline geçecekse bizi zor ve kritik bir süreç bekliyor. Bundan dolayı biz istedik ki meclis seçimlerinde de çoğunluk sağlansın. Üçüncü isteğimiz, talebimiz, beklentimiz partimizin de mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi, bu sesin meclisten millete duyurulması.
Bu önceliklere göre simülasyonlar yapıldı ve sonuç itibariyle vardığımız karar şudur arkadaşlar. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız. Zira